Merhaba, bugün size karışık, çıtır çıtır bir turşu hazırlıyorum. Püf noktalarıyla anlatacağım. Şimdi turşumuz için kornişon, şöyle salatalıklarımız var, havucum var ve acı biberim var. Siz isterseniz çok daha çeşitli malzemelerle de yapabilirsiniz. Ama biz bunları seviyoruz. Bunlarla yapacağım. Şimdi önce burada soyduğum sarımsaklarım var. Sarımsaklarımla başlıyorum. Sarımsaklarımı koydum, birkaç tane. Salatalıklarımı da şöyle çatal yardımıyla şöyle birkaç yerinden deliyorum. Araya havuç serpiştiriyorum. Biberleri. Havuçları istediğiniz gibi kesebilirsiniz. İsterseniz salatalıkları kürdanla da delebilirsiniz. Bu sayede turşunun suyu güzelce içine geçecek. Daha lezzetli olacak ve çıtır olacak. Gene birkaç tane. Sarımsak. Biberlerimi de bakın şöyle çizdim. Şöyle yardım ki acısı suyuna geçsin. Hafif acı olsun, çok daha güzel oluyor, iştah açıcı oluyor. Kesinlikle cam kavanoz tercih edin çünkü asitli olduğu için plastiği çözüyor ve vücudunuza plastik almış oluyorsunuz. Bütün salamura işlerinizde cam kavanoz tercih edin özellikle. Zeytin yaparken, turşu yaparken, tüm salamuralarda. Lahana da alabilirsiniz. Lahana da koyabilirsiniz. O da çok güzel olur. Ben onu ayrıca kuracağım. Sarımsakları. Biberleri şöyle büyük olanları biraz çizdim. Şöyle arada sıkıştırıyorum. Sarımsak tekrar biber. Tatlı biber, fasulye, kırmızı biber,
Her şeyden turşu yapabilirsiniz. Yeşil domates de çok güzel oluyor. Bulursanız ondan da ekleyebilirsiniz. Zamanında çağla, erik, taze fasulye de aslında çok severim. Taze fasulye de almayı unutmuşum. Yoksa taze fasulye mutlaka eklerim. Evet, bu şekilde üstüne tekrar sarımsaklarımızı koyalım. Şöyle biraz üstünü sıkıştırın. Suyun altında kalsın malzemeler. Üstüne kereviz de aslında kereviz saplarıyla kapatabilirsiniz üzerine. O da çok güzel bir aroma verir. Evet, bu şekilde yerleştirmeyi bitirdikten sonra şimdi gelelim salamura suyumuza. Salamura suyumuz mutlaka damacana içme suyundan olsun ve kaynatılmış olsun. Kaynattım, soğuttum ve içerisine 3 yemek kaşığı salamura kaya tuzu attım ve 2 çay kaşığı da limon tozu attım suyun içine ve eridiler böyle, bakın. Şimdi sirkemi ekleyeceğim. Burada yaklaşık 2 litre su var. Ben de her litre için bir çay bardağı kadar sirke ekliyorum. Siz daha sirkeli seviyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ama ben çok sirkeli sevmiyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. Evet. 2 litre su için 3 yemek kaşığı kaya tuzu ve 2 çay kaşığı limon tozu, 2 çay bardağı sirke. Şimdi suyumuzu kavanoza boşaltıyoruz. Bir süre önce ve yaklaşık bir ay önce yaptığım turşu bittiği için yeniden kuruyorum. Onu da çok beğendiler. Evet. Bu şekilde üzerine geçecek kadar suyumuzu koyduk. Güzelce ağzını kapatıyoruz. Bakın üstüne de çıkmadı malzemelerimiz. Şöyle güzelce sıkıca kapatıyoruz. Turşumuz yaklaşık 1-2 hafta içinde, 10 gün içinde yemeğe hazır olacak. Güzelce sararacak içindeki malzemeler. Ondan sonra, sarardıktan sonra serin bir yerde saklayın. Karanlık ve serin bir yerde saklayın. 10 gün sonra yemeğe hazırdır. Afiyet olsun.